Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Meydanların Deli sergisinin açılışı programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında 15 Temmuz'u anlayamayan gafiller var dedi. 15 Temmuz'da milli tarihimizin sembollerinden biri olmuştu. Maalesef aradan geçen bir yıla rağmen hala 15 Temmuz'un anlamını kavrayamamış olan gafiller bulunduğunu görüyoruz. Bu gafillerin başında da ana muhalefet partisinin tepesindeki zat geliyor. Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüyen bu kişi derdinin ne olduğunu Maltepe Meydanı'nda yaptığı miting konuşmasında açık ve net ifşa etti. Kendisi yaptığı eyleme adalet yürüyüşü adını vermişti. Olsa olsa sözde adalet yürüyüşü olabilir. Ama talepleriyle bu kavramı ne kadar yanlış anladığını göstermiş oldu. CHP Genel Başkanı'nın sözlerini duyunca aklıma hemen Mevlana Hazretleri'nin adalet tanımı geldi. Mevlana Hazretleri ağaca su vermeyi adalet, dikene su vermeyi zulüm olarak tanımlıyor. Bunlar ağaca su değil, dikene su veriyor. Darbecileri ve teröristleri savunan CHP Genel Başkanı bizden dikenlere su vermemizi talep ediyor. Biz asla böyle bir zulüm yoluna başvuramayız. Hasta dediler. Durumu çok kötü dediler. Ve cezaevinden çıkmasını istedikleri Mardin Belediye Başkanı baktık ki bayağı yürüyebiliyor. Hani hastaydı bu ya? Nasıl hasta bunlar? Arkasında PKK terör örgütünün olduğu bu kişilerle beraber nasıl da oluyor omuz omuza yürüyebiliyorsunuz? Bunlar değil mi bizim bu kardeşlerimizin katilleri olanlar? Biz elinde silahı olan her teröristi imha edeceğimize kasem ettik. Yemin ettik. Teröristleri destekleyen herkesi yaptığına pişman edeceğimize ahdettik. Şayet ana muhalefetin başındaki zat 15 Temmuz günü İstanbul'da köşe bucak saklanmak yerine darbecilerin karşısına dikilmiş olsaydı belki bu yürüyüşe başka türlü bakabilir. Kardeşlerim, sokaksa sokak diyerek kendi aklınca milleti ve devleti tehdit eden bu kişi böyle bir yanlışlığa sapması halinde asıl kendisinin sokağa çıkamaz hale geleceğini iyi bilmeli. Açık konuşuyor. Açık konuşuyor. Ha, böyle bir yola mı tebessül edeceksin? Sokağa çıkamaz hale sen gelirsin. Korkaklardan, ördeklerden bir şey olmaz, bu böyle bilinmelidir. TRT Haber ekranlarında yayınlanan Anadolu Soruyor programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Torun'un da bulunduğu gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. TRT Haber ekranlarında yayınlanan programda Anadolu Yayıncılar Birliği Başkan Yardımcısı Kanal Urfa Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toru, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'a gündeme ilişkin sorular yöneltti. Nerede bir zulme uğrayan mazlum varsa güvenli liman olarak Türkiye'yi gördüğünü hatırlatan İbrahim Toru, Suriyeli mülteciler üzerinden yapılmak istenen provokasyonlara dikkat çekti. Suriyeli kardeşimizin vahşice şehit edilmesi ve bu olaylarla birlikte Türkiye'mizin özellikle tüm mazlumlara muhacir ve ensar kardeşliğini yaşatma noktasında güvenli liman olarak görülüyor. Bu konuyla ilgili özellikle Suriyeli noktasında Türkiye'nin birçok yerinde şu anda Suriyeliler var. Ve bu konularla ilgili provokatif aktiflik olarak da birçok kesim bu konuyla ilgili biraz hem hükümetimiz hem Cumhurbaşkanımızın hem bu konuyla ilgili devletimizle ilgili bağlı olarak yapmış oldukları bir provokatif aktiflik var. Bunlarla ilgili görüşleriniz ne, tavsiyenizle? Bu nefret suçunu kimler işliyor?
Bu nefret suçunu kimlerin işlediğini toplum görüyor. Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan bizi izleyen kardeşlerime şunu söylüyorum. Biz insanız ve insanlığın üzerinde yükseldiği değerler yaşadıkça biz güven içerisinde yaşayabiliriz. Kardeşlik, iyilik, merhamet, adalet, güvenlik. 15 Temmuz kahramanlık destanında halkın canı pahasına iradesine sahip çıktığını belirten İbrahim Toru, yıllar geçse de unutulmayacak bir kahramanlık ortaya koyarak bu asil milletin demokrasisine sahip çıktığını söyledi. Bu 15 Temmuz'da gençlerin en şok kullandıkları kelimelerden bir tanesi. Menderes döneminde yoktuk, özel dönemde küçüktük ama şu anlık büyüdük, her şeyi gördük. Recep Tayyip Erdoğan'ı asla size yedirmeyiz. Öyle söylemlerin şokunun kullandığı. Özellikle 15 Temmuz'da unutulmayan anılardan bir tanesi, tartmanın altına yatan, işte ablamızın, bacımızın, işte kamyonetle birlikte çarşıya gençlerin mahallelerini toplaması. Onun halinde sizin çok yakın arkadaşınızın, Sayın Erol Uşak, Sayın Baran ve Halis Demir. Ya bunlarla ilgili anlatıldığı vakit günlerce, yıllarca unutulmayacak bir anı. Bunlarla ilgili görüşleriniz ne? Çok yakından tanıdığı kahramanları o gece şehit veren Ünal'sa, milletin kendi iradesine sahip çıktığını belirterek, AK Parti hükümetini diktatörlükle suçlayanların boş laf söylemekten öteye geçemediklerini söyledi. Siyasetin kurumsallaşmasıyla, siyasal bilincin artmasıyla birlikte 1960 darbesinde olmayan, 1980 darbesinde olmayan şey 15 Temmuz gecesi ortaya çıktı. Yani millet kendi iradesine, kendi gücüne sahip çıktı. Genciyle, yaşlısıyla sokağa çıktı ve kendi iradesine sahip çıktı. Şimdi parantez içinde şunu da söyleyeyim. Şimdi geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu işte diyor ki AK Parti hükümetini ve işte diktatörlükle suçluyor. Dedim ki ya lütfen şuna bakın. El ele eylemi gibi masum bir eylemi şiddetle, gözaltıyla, polis darbesiyle ki Devlet Güvenlik Mahkemesi vardı hatırlarsanız o zamanlar. Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yüzlerce genç üniversite öğrencisi yargılandı. Birçoğu da hapis cezası aldı. Şimdi o günkü devlet, o günkü hükümet diktatör değildi. Bugün bir yürüyüşü Güven Park'tan ta şeye kadar, İstanbul'a kadar yapılan bir yürüyüşü hiç kimsenin burnu kanamadan yaptıran ve güvenliğini sağlayan, ben meclisi tanımıyorum, ben 16 Nisan'ı meşru kabul etmiyorum diyen, Cumhurbaşkanına hakaret eden, diktatör diyen, ondan sonra insanları sokağa çağıran, insanları sokak sonuna kadar sokak diyen, seçimi ve sandığı referans göstermek yerine, demokrasiyi referans göstermek yerine sokağa ve kaosu referans gösteren antidemokratik bir akıl olmasına rağmen ne yapıyor? Güven içerisinde. Şimdi hangisi diktatör? Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla yaklaşık 3000 kişi Mehteran takımı eşliğinde bayraklı kavşaktan Suriye sınırına kadar yürüdü. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl nedeniyle kapsamlı anma etkinlikleri kapsamında Akçakale Belediyesi tarafından düzenlenen programda yaklaşık 3000 kişi Mehteran takımı eşliğinde bayraklı kavşaktan Suriye sınırına kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından toplanan halk Akçakale Süleyman Şah İlkokulu'nda salavatlar ve dualar okuyarak darbenin birinci yılında hain darbe girişimini lanetlediler. 5 gün devam edecek 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü etkinliklerinde 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan yaptığı konuşmada tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek birlik ve beraberliğimizin altını çizdi. İnanın ki 15 Temmuz Ayla Çanakkale zaferi gibi insanlar Allah'ın hikmeti kanların altına kadar yatıp darbeyi engellediler. Tabii ki Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin içinde hain personelimiz de çıkmıştık. Tüm personelimizi kötülemek de doğru değildi.
Bir yıl önce de aynı şekilde Türkiye Silahlı Kuvvetlerimizle beraber kol kola beraber bu rüvvetleri beraber icra ettik. Şimdi yine aynı şekilde tabur komutanım burada, şube başkanım burada, jandarma komutanımız burada. İçimizdeki hayırlar inşallah temizleniyor, temizlenecek de. İnşallah bir daha 15 Temmuz'u yaşamayız. Çünkü dış güçlerin bize yapmış olduğu oyunları hepimiz görüyoruz, hepimiz takip ediyoruz. Ondan dolayı tüm hemşehrilerimizden ricam aynı şekilde devletin yanında, bayrağın yanında dik bir şekilde durmasıdır. Düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma, demokrasi ve milli birlik günü etkinliklerine Akçakale Kaymakam Vekili Harran Kaymakamı Temel Ayca, Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, Kıbrıs gazileri, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü dolayısıyla binler ellerindeki Türk bayraklarıyla Suriye sınırına kadar yürüdü. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in kalkışma gecesi İstanbul'da şehadet mertebesine ulaşan Şanlıurfalı Şefik Şefkatlioğlu ve Ümit Yolcu'nun ailelerini ziyaret etti. Kalkışma gecesi İstanbul'da şehit düşen Şefik Şefkatlioğlu'nun Karaköprü ilçesindeki ailesini ziyaret eden Vali Er'in ve beraberindekiler, şehidin kardeşi Mustafa Şefkatlioğlu'nu Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve günün anısına özel bir tablo hediye etti. Aynı gün şehit Ümit Yolcu'nun Eyyubi ilçesindeki evini ziyaret eden Vali Er'in ve beraberindekiler, burada da şehidin kardeşi Şeyh Muz Yolcu'ya Kur'an-ı Kerim, Türk bayrağı ve tablo hediyelerini teslim etti. Ziyaretlerin 15 Temmuz demokrasi gazilerinin evlerine giderek devam eden Vali Er'in ve beraberindekiler, Gazi Ramazan Nerede ve Mehmet Avran'ın evlerine konuk oldular. Şehit aileleri ve gazilerin evlerine yapılan ziyaretlere Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in ve eşi Gülhan Er'in, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipeoğlu ve İl Müftüsü İhsan Açık katıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in geçtiğimiz günlerde Bitlis, Hizan'da PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının patlaması sonucu şehadet mertebesine ulaşan jandarma uzmanı onbaşı Halil Ateş'in taziyesine katıldı. Şehit askerin Suruç'ta yaşayan ailesini ziyaret ederek başsağlığı dileklerini ineleyen Vali Er'in, şehidin babası ve kardeşleriyle sohbet ederek onları teskin etti. Vali Er'in şehadeti mertebelerin en yücesi olduğunu hatırlattı. Taziye evinde verilen yemeğe de katılan Vali Er'in vatandaşlarla da uzun uzun sohbet etti. Jandarma personelinin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından Vali Er'in ve beraberindekiler geç saatlerde Suruç'tan ayrıldı. 15 Temmuz Milli Birlik Günü anma programları kapsamında Ceylanpınar Kaymakamlığı tarafından Ömer Halis Demir Kurs Merkezi'nde 15 Temmuz hain darbe girişimi adlı resim sergisi açıldı. Açılışı ilçe kaymakamı Ahmet Karatepe, belediye başkanı Menderes Atilla, 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun abi Bahattin Yolcu ve kurum amirleri katıldı. Kaymakam Ahmet Karatepe, 15 Temmuz'u anlatan ve Türkiye'deki çeşitli okullarda öğrencilerin çizmiş olduğu resimlerin sergilendiğini belirterek, serginin bir hafta boyunca açık olacağını söyledi. Bu sergimiz bir hafta süreyle açık kalacak. Tabii resimlerin kompozisyonuna baktığınız zaman aynı bir Çanakkale ruhu, bir Dumlupınar zaferi, büyük tabut zaferi gibi bir zafer olduğunu görüyoruz. İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Bizi hiç kimse esaret altına alamaz. Bunu tarih bir kez daha yazmıştır. Başta bu tarihi bizlere, bu şerefli tarihi bizlere hediye eden bütün şehitlerimize ve en son 15 Temmuz şehitlerimizin, terörle mücadelede şehit olan kardeşlerimizin aziz hatıralarında saygıyla bir kez daha eğiliyorum.
Ceylan Pınar'la 15 Temmuz şehidi Ümit Yolcu'nun resmiyle sergiyi gezmeye başladıklarını ifade eden Karatepe, şehit ailelerinin şehitlerin bir emaneti olduğunu dile getirdi. Ceylan Pınar Belediye Başkanı Menderes Atilla da 15 Temmuz'un birinci yılı dolayısıyla etkinlikler yapıldığını belirterek bu etkinliklerin bir hafta boyunca devam edeceğini söyledi. Onlar nasıl şehit oldularsa hepimiz de şehadete her zaman bu vatanın bir çakıl taşı için şehadete hazırız. Allah'ın izniyle Türkiye bir daha o 15 Temmuz'daki kötü günleri bir daha inşallah Allah-u Teala bizlere yaşatmaz. Böyle bir millet olduğu için de inşallah hiçbir zaman muvaffak da olmayacaklar bu şer odakları. Çünkü 15 Temmuz darbe girişimi tüm dünyaya gösterdi ki Türk halkı çapulculara, ihanet şebekelerine, şer odaklarına hiçbir zaman papuç bırakmayacaklardır. Hamile kadınıyla, yaşlı kadınıyla, kızıyla, yaşlısıyla, genciyle herkes sahadaydı. Kesilen kurdelenin ardından resim sergisi gezildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kılıç, ziyaretçilere resimler hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar bir hafta boyunca resim sergisini gezebilecekler. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti teşkilat üyeleriyle bir araya gelip belediye tarafından yapılan çalışmaları anlattı. Diğer belediyelere baktığınız zaman, diğer illerdeki büyükşehir belediyelere baktığınız zaman kaynak oluşturulması noktasında ellerinde çok ciddi alanların olduğu, bu alanların imar açılmasıyla ciddi gelirler elde edildi. Bu gelirleri de insan hizmet olarak görülür, görüyoruz. Ama bizim bu tarzdan bir durumumuz yok maalesef. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyubiye Belediyesi'nin çalışmalarını teşkilat üyelerine anlattı. AK Parti teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül koordinesinde toplanan teşkilat üyelerine, belediyenin gerek merkez mahallelerde, gerekse de kırsal mahallelerde yapılan çalışmalarını anlattı. Kırsaldan kente göçün ilk durak noktası da yine Eyyubiye ilçesi. Dolayısıyla buna baktığınız zaman, İnsanların şehir hayatına entegre olduğu bir yer. Ekonomik anlamda da gelişimlerini biraz sağladıktan sonra biraz daha ekonomik yapılar uygun yerlere il içerisinde geçiyorlar. Tabii ki Eyüp ilçesinde sürekli bir tas nöbetçi yoksulluğun yaşandığı bir yer. Diğer taraftan ilçe içerisinde 500'e yakın bir mağara var. Ve bu mağaralarda sizlerin de bildiği gibi hayvancılık faaliyetleri halen yapılıyor, sürdürülüyor. Tarımada yardım ihtiyacı o sebep bittiği zaman bu kapsamda muhtemelen bir değişiklik olacak olma anlamda kadar 550 bini geçen bir misafir kitlemiz var. Ama bunların çoğunun da yani 150 bine yakın rakamları söylediği içerisinde olduğunu dikkat alırsak bu kapsamda da o da ayrı bir yük getiriyor. Eyüp ilçesi ama gündüz nüfusu 1 milyonu geçen de bir ilçe çarşıların içinde bulunması hasebiyle tabi. Bu tarz bir ilçelerimizden geldiğince hizmet götürmeye çalışıyoruz ve bu hizmetler de tabii ki eksik olabilir, yeterli olmayabilir ama şurada bir gerçek ki arkadaşlarımızla beraber olabilecek en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Belediyemizin bağlı bunları satın aldık hemen seçimden hemen sonra. Son iki haftadır internet kesintisiyle karşı karşıya geldiklerini söyleyen esnaf ve vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek kullanmadıkları internetin faturasını ödemek istemediklerini belirtti. Şanlıurfa merkeze bağlı Eyyubiye ilçesinin Eyyubkent mahallesinde oturan vatandaşlar yaklaşık iki haftadır internetlerin olmadığını söyledi. Valla baba 20 kadar internet yok. Türk Telekom'u arayık, ha şimdi geleceğiz, ha sonra geleceğiz, ha geldik, ha gidiyik. Ne gelen var, ne giden. Hepsi yalan söylüyor. Arızamızı gidermiyorlar. Öğrenciyiz. İnternete girmek zorundayız, ders çalışmak zorundayız, dersini araştırıyoruz. İlgili kuruma defalarca telefonla arızayı bildirdiklerini ve işlerini bırakıp kuruma bizzat giderek yine arızayı bildirdiklerini söyleyen vatandaşlar ve esnaflar, kimsenin arızayı gidermek adına adım atmadığını söyledi. Gelin yapın deyik, gelip yapan yok. Kimse bile uğradığı yok. Ücretli dediler, ücretliye de dedik tamam. Onu da gelip yapmadılar. Ha internet yok. Ha bir de dön dolaş. Ya ben bunu ne yapacağım internetsiz. Batsın bu da, bilgisayarı da, interneti de. İlgilen kimse yok yani. Esnaf olarak çok perişanız. Kimseyle ilgilendiği yok. Yani artık ne yapacağımı esnaf olarak bilmiyoruz.
Lavala bu işler yürümesini bırak. Dünyadan kopuyuk. İnternet olmadı mı ne yapacaksın? Gece eve geçip ne yapacaksın? Ancak telefonu açarsan, bilgisayarı açarsan. İnternet sıkıntısı Eyüp kentte çok. Yetkililerden bu internet sorununu bir an önce çözülmesini istiyoruz. Kanal Urfa mikrofonlarına konuşan 3970. sokakta oturan vatandaşlar ve esnaflar, internet kesintisine ilgili kuruma bildirdiklerini, ancak kopan kablonun onarımı için kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyleyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. İhbar ediyoruz, değil gelacağız, 3-4 gün geçi gelen giden yok. Artık buraya nereye başlıyor bunun için? Yarın bir saat, yarın bir saat diyorum. Hep bizi uyarıyorlar, gelmiyorlar. Ben burada bir esnafım. Benim poz cihazım haklı olduğundan dolayı internet olması lazım. İnternet olduğundan ben pozdan para çekemiyorum. Müşterilerim mağdur duruma düşüyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Lütfen kısa zamanda bu internet şebekesini düzelsinler. İlgilenin, biri bizimle ilgilensin. Kullanmadıkları internetin faturasını ödemek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar ve esnaflar, ilgili kuruma mağduriyetin giderilmesi noktasında çağrıda bulunarak kopan kablonun bir an önce onarımının yapılmasını ve internet hizmetinin verilmesini istediler. Müşteri hizmetlerini arıyorsun, bana diyor ki 24 saat, 24 saat geçiyor, 72 saat. Çocuk oyunu mu ya? Çocuk oyunları oynatıyorlar. Yani esnafız yani, tüken işletiyoruz, olmuyor yani. Yani gelen müşterimize karşı çok mahcup arıyoruz. Her gün arıyoruz zaten, o yüzden. Arıyor, cevap veriyorlar. Bazı günler cevap vermediği günler de oluyor. O yüzden internetimizin gelmesini rica ederiz. Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşları desteğiyle toplanan 10 tır insani yardım malzemesi Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gönderildi. Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşların işbirliğiyle temin edilen yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması için lojistik deposunun bulunduğu Yenice Mahallesi'nde tören düzenlendi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin burada yaptığı konuşmada uzun süredir devam eden iç savaş nedeniyle birçok Suriyelinin Türkiye'ye sığındığını, ancak bazılarının da kendi ülkelerinde büyük sıkıntılarla yaşamlarına devam ettiğini hatırlattı. Bu sıralı ve imtihanı ya Rabbimizin istediği gibi başarıyla, muvaffakiyetle geçecek, hem dünyamızı hem mutfağımızı kurtarmış olacağız. Ya da diğer alternatif var. Daha fazla alternatif yok. Sınıfta kalacağız. Üzerimize yüklenmiş olan o büyük emanetin hakkını, gereğini yerine getirmemiş Müslüman kardeşlerimize ve yeryüzündeki bütün mazlumlara Cenab-ı Allah'ın sırtımıza, omuzlarımıza yüklediği emanetin hakkını vermemiş ve sınıfta kalmış bir şekilde onun sonuçlarıyla baş başa kalacağız, baş başa bırakacağız. Genel olarak değerlendirdiğimizde biz Müslümanlar bu sınavı çok iyi vermediğimizi burada ifade etmek istiyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de yardımların toplanmasına emeği geçenlere teşekkür etti. Kavuşsun aşken tok yatan bizden değildir. Onun için sen açken ben tok yatamam dedi Şanlıurfa. Bizler kamu kurum kuruluşları olarak Şanlıurfa Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bünyesinde bu yardım kampanyaları düzenlendiriyor ama asıl kahramanlar burada aslında huzurunuzda. Sivil olarak dayanışarak Şanlıurfa'mızın her noktasını ve aynı zamanda Türkiye'mizin de her noktasını gezerek bu yardımları organize ettiler. Huzurlarımızda emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyorum. Platform Başkanı Osman Gerem ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mazlumların umutlarını yeşertmek için yardım tırlarını göndermeye devam edeceklerini belirterek şimdiye kadar sınır ötesinde 426 tır yardım ulaştırdıklarını anlattı. Şu ana kadar özellikle sınır ötesinde bugünküyle birlikte 426. tırımızı ulaştıracağız. Yine ilimizin sınırları içerisinde kardeşlerimize şu ana kadar 1269 tır ulaştırdık. Yine bu kardeşlerimize geçmişte açmış olduğumuz giyim mağazasına Büyükşehir Belediye'mizin himayesinde 13.700 çocuk olmak üzere 192 bin ferdi giydirdik. Yine bunun yanında doğumdaki ilerimizde terör mağduru kardeşlerimize de 18 tır yardım gönderdik. Konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın yaptığı duayla yardım malzemesi yüklü tırlar
Cilvegözü sınır kapısına uğurlandı. Şanlıurfa'da İlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından çekilen 60 kare fotoğrafın yer aldığı Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediyesi sergi salonunda açılan Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz fotoğraf sergisi törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Jandarma Alay Komutanı Albay Kemal Timuroğlu, İHA Genel Müdürü Hamit Arvaz, İHA Genel Müdür Yardımcısı İrfan Altıkardeş, İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın, İHA Şanlıurfa Büro Şefi Şinas İnan ve protokol üyeleri katıldı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin hangi siyasi düşünceye sahip olursa olsun tüm halkımızı programlarımıza bekliyoruz dedi. Bütün halkımızın vatandaşlarımızın hangi siyasal düşünceye sahip olursa olsun bu etkinlikler içerisinde yer almaya ve o 15 Temmuz'da biraz önceki fotoğraf sergisinde de gördüğünüz gibi toplumun her kesiminde bu bizlerin daha güçlü, daha büyük bir devlet olmanın yolunun da buradan bu birliktelik yolunu korumak gerekenlerden gösteriyor. Bu bağımlılık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de 15 Temmuz'u unutmamalı ve unutturmamalıyız dedi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Nazirlerimize nice sağlıklı günler diliyoruz. Bu anı hep birlikte toplum olarak yaşadık. Geleceğe taşınabilmesi anlamında unutmamamız gerekiyor, unutturmamamız gerekiyor. Çocuklarımız olsun, gençlerimiz olsun. Bu anlamda bu sergide, bu etkinlik kapsamında anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Anabina Sergi Salonu'nda açılan Milli İradenin Yükselişi 15 Temmuz fotoğraf sergisi bir hafta boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Siverek Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırkpınar Mahallesi'nde mahalle içi beton yol çalışmalarına başladı. Bölgede daha önce stabilize yol çalışması yapılarak zemini sağlamlaştırılan mahalle içi sokaklarda beton yol çalışması yapılarak kırsal mahallelerde yaşayan mahalle sakinleri yazın tozdan, kışınsa çamurdan kurtarılıyor. Daha önce seçimlerde gelip oylarımızı alanlardan hizmet görmediğini belirten mahalle sakinleri, hizmet emeği geçenlere teşekkür etti. Eskiden köy yolumuz çamurdu. Çamurdan çıkamıyordu. Kışın çamurdu. Kışın çamurdu, yazında toz dumandı. Allah belediye başkanımızdan razı olsun. Yapmış olduğumuz hizmetlerinden dolayı yolumuzu önce getirdi. Malzeme döktü. Daha sonra işte beton işleri yapıldı. Memnunuz. Allah razı olsun. Belediye başkanımıza Resul Yılmaz'dan. Büyük belediye başkanımıza da razı olsun. Allah da devletimize de razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ederiz. Yapmış olduğunuz hizmetlerinden dolayı çok çok teşekkür ve memnunuz. Şimdiye kadar böyle bir hal görmedik. Böyle bir hizmet görmedik. Eskiden gelirlerdi. Oylarımızı isterlerdi. O gün görürdük. Daha görmedik. Şimdi ise hiç durmadan hizmet yapılıyor. Çok çok memnunuz. Allah devletimizden de Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çok memnunuz. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçe devlet hastanesinde 4 yatak kapasiteli diyaliz ünitesinin açılışı yapıldı. Hilvan Kaymakamı Eyüp Özdemir ve Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık'ın da katıldığı açılış töreniyle beraber diyaliz ünitesinin hasta kabulüne de başlandı. Hilvan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Fırat Korla Elçi, geçtiğimiz yıl itibariyle yeni kampüsünde hizmet vermeye başlayan 50 yataklı Hilvan Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinin olmayışı nedeniyle hastaların çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek mağduriyetlerin artık yaşanmayacağını kaydetti. Hastalarımız daha önceden gerek Sivere, gerek Urfa'ya kendi imkanlarıyla çok zorlu şartlarda gidip diyaliz oluyorlardı. Ama bugün itibariyle Sağlık Bakanlığımızın kamu hastaneleri bildiğinin
desteğiyle hastanemiz 7,5 ay gibi açıldığı bir sürede diyaliz ünitemizi aktif şekilde açtık. 16 tane diyaliz hastamız bulunmaktadır Hilvan'da. 16'sını da kendi üzerimize kaydımızı yaptık. Haftada 3 seans olmak üzere, cumartesi günleri dahil olmak üzere yeterli personeli, hekim sayısını, cihazlarımızı hepsini ayarladık. Günde 2 seans şeklinde, 4'er saatten haftada 6 gün hastalarımız mağdur olmayacak şekilde hizmete başladık. Öncelikle Hilvan halkına ve tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kaç yıldır diyalize giriyor? Kaç senedir diyalize giriyor? 3 sene. Allah yardımcın olsun. Urfa'ya mı gidiyor da söyleyeyim mi? Urfa'ya. İnşallah eksik varsa ona da tamamlar. Sana şifa versin. Çok sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olsun. Allah başlayın. Abi gel abi. Şanlıurfa Barosu ve sivil toplum kuruluşları düzenlenen basın açıklamasıyla 57 yıl önce vefat eden Bediüzzaman Said Nursi'nin mezarının araştırılmasını istedi. Bediüzzaman Said Nursi 23 Mart 1960 tarihinde Şanlıurfa'da vefat etti. Nursi'nin cenazesi tarihi Balıklı Göl Platosu'na defnedilmişti. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'nin 1960 darbesinden 2 ay sonra 1 Temmuz sabahı Şanlıurfa'daki mezarı bir manga asker tarafından parçalanarak cenazesi bir askeri uçakla bilinmeyen bir yere götürüldü. Şanlıurfa Barosu ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla mezarın araştırılmasını istediklerini belirten Nurullah Küçükoğlu, konu hakkında gerekli girişimlerde bulunacaklarını söyledi. Cenevre Sözleşmesi Ek 1 No'lu protokolü, savaşta bile düşman cesetlerini kaybetmeyi insanlık suçu sayarken, savaş hali olmayan bir zamanda ulusal ve uluslararası kamuoyunca tanınan birinin mezarını parçalayarak naaşını kaçırmak elbette ve kesin bir surette büyük bir insanlık suçudur. Bu menfur olayın ikinci bir örneği Türkiye'de yoktur. Zira bu menhus olayda merhum Said Nursi'nin mezar yeri bellidir. Fakat naaşı eski dilde nebaşlık diye tabir edilen mezar soygunculuğu yapılarak çalınmıştır. Bilindiği üzere insanlığa karşı işlenen suçlarda da zaman aşımı yoktur. 1136 sayılı avukatlık kanununun baroların kuruluş ve görevlerini düzenleyen 76'ya 1 ve baro yönetim kurullarının görevlerini düzenleyen 95'e 21 fıkraları gereği hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak baroların temel görevleri arasındadır. Biz merhum Said Nursi'nin çalınan ve gasp edilen naaşının yerinin tespitiyle 24 Mart 1960 tarihinde defnedildiği mezarına iadesini tamamen hukuki, vicdani ve insani sahiplerle ilgili makamlardan talep ediyoruz. Yine bu emsalsiz insanlık suçunu işleyen faillerin tespit edilip yargı önüne çıkarılmasını kamu vicdanı adına bekliyor ve talep ediyoruz. Çünkü bu olayın üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen hala vicdan sahibi her insanın muzdarip ettiği bilinmektedir. Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Kavurucu sıcaklarda bu kesintilere eklenince zor durumda kalan vatandaşlar elektrik dağıtım şirketine isyanda bulundu. Şanlıurfa'nın Halili ilçesine bağlı Ahmet Yesevi mahallesinde bir araya gelen vatandaşlar, kavurucu sıcakların yaşandığı Şanlıurfa'da elektriklerin sık sık kesilmesini protesto etti. Elektrik dağıtım şirketine isyanda bulunan vatandaşlar, elektrik kesintileri sebebiyle elektronik eşyalarının zarar gördüğünü ve mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını belirterek mahallede eylem yaptı. Kalabalığın artmasıyla birlikte olay yerine gelen güvenlik güçleri, mahalle halkını sakinleştirerek evlerine dağılmaları için ikna etti. Seslerini duymak isteyen vatandaşlar, elektrik kesintilerinin artık son bulmasını istedi. Şanlıurfa'dan yayın yapan 4 televizyonun ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,
devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgiler aktardı. Hayırlı akşamlar diyorum. Ortak yayında Kanal Urfa Haber Müdürü Ahmet Köse'nin sorularını yanıtlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sebebiyle Şanlıurfa'da da çeşitli programlar düzenleneceğini söyleyerek şehitlerimize Allah'tan rahmet diledi. 15 Temmuz'un yıl dönümünde çeşitli programlar düzenleniyor. Bugün nihayetinde şehitlerimizin kabirlerini ziyaretle başladı bu programlar. Bu programların içerisinde neler olacak? Bundan bahsedelim biraz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bu programların neresinde olacak? Bununla devam edelim. Tüm toplumların, milli birliklerin yaşamış olduğu tarihlerde böyle bir şey göremiyoruz. Şimdi Allah aslında bu onuru, bu şerefi, bu cesareti, bu kahramanlığı, bu destanı bu millete yazdırdı. İnancımız çünkü bunu gösteriyor. Bu ülkenin silahlarını milletine doğrultan o hain anlayışa karşı dürüst sergilediler. Bu duruşun anlamının farkındayız, biliyoruz. Dolayısıyla bizim de ilkeler ışığında bu duruşu yaşatmaya, unutmamaya, unutturmamaya çalışmamız gerekiyor. Devam eden ve planlanan projeler hakkında da detaylı bilgiler aktaran Başkan Çiftçi, Köse'nin Trambüs projesinde bazı kesimlerin söylediği gibi istişare yapılmadı mı sorusu üzerine ise halkla iç içe bir anlayışla başkanlık görevini sürdürdüğünü ve halkın istek ve taleplerine karşılık vererek Şanlıurfa'yı rahatlatacak bir projeyi yine halka sunduklarını belirtti. Bu Trambüs konusunda bazıları çıkıp derler ki başkan beyler gelip bize sormadılar. Kendi başlarına böyle bir projeyi bize Şanlıurfa'ya dayatıyor derler. Bunu gördük, duyduk. Şimdi bu noktada bu mevcut proje Şanlıurfa'yı toplu taşıma açısından daha ileriye taşıyabilecek en iyi proje midir, değil midir? Tek cevap. Bu otobüsün en iyidir. Bakın diğer otobüsün daha üst gelişmiş olanını getiriyoruz ama bu otobüsün bu mekanda, bu koşulda olabilecek en iyi projedir. Peki. Bunu da uzmanlarla çalıştık, onu söyleyeyim. Esnafımızla bir araya geldik, halkımızın görüşünü bilimsel çalıştık, anketler yaptık, oradaki vatandaşımızın görüşünü aldık. Şimdi ben kalkıp oradaki görüşü Allah aşkına, yani özür dilerim ya, herhangi bir ilçemde neyi ölçeyim yani? Sosyal medyada da vatandaşların sık sık gündeme getirdiği, Şanlıurfa'da devam eden kavurucu sıcaklarda klimalı duraklara ne zaman geçiş yapılacağı sorusu üzerine ise Başkan Çiftçi, üstü açık durakların vatandaşa verdiği eziyetin farkında olduklarını ve süreç içerisinde yaşanan bu mağduriyetlerin giderilip modern duraklara geçileceğini söyledi. Termometreler Şanlıurfa'da 61 dereceyi gördü. Hali hazırda bu kadar sıcak bir kentte ve toplu taşımadan da bahsederken bu duraklarımızı bir ele almamız gerekmiyor mu artık? Nihayetinde yani durak demez baktığın zaman ona. Üstü açık, sağa açık, sola açık, arkası açık, öne açık ama adına durak vermiş. Sizin döneminizde yapıldı diye söylemiyorum. Ama şu anda belediye başkanım Nihat Çiftçi karşımda. Vatandaş da der ki bu kadar sıcakta acaba biz nasıl bekleriz? Dönmüşüm gelip de bizi almasın. Yok, onun farkındayız. Duraklar tamamıyla ele aldık. Zaten şu an 63 bin katındaki duraklar tamamıyla klima sistemine uygun bir şekilde yapılıyor. Klinike sistemiyle yapılıyor. Ama diğer duraklarımız doğrudur. Yani CRT duraklar var. Bunlar daha önce yapılmış ama şu an ihtiyaç noktasında değiştirmeye gerekiyor. Arkadaşlara talimatları verdik. Onun hazırlıkları ne yapıyorlar? Şimdi montajına başlayacaklar. Vatandaşımız o anlamda haklıdır. Şanlıurfa merkez ve tüm ilçelerinde Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri olduğunu aktaran Başkan Çiftçi, son olarak Suriyeli mülteciler üzerinden yapılmak istenen provokasyonlara karşı vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu. Son günlerde Suriyeli mülteciler üzerinden bir provokasyon yapılmaya çalışılıyor kirliler tarafından. En çok da Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da provokasyona karşı vatandaşlara kısa bir uyarı. Bu önemli bir konuydu. Hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Evet, yani Türkiye'de de bunu görüyoruz, ilimizde de görüyoruz. Bunu bir kargaşaya dönüştürmek, ortamı gerdirmenin de hiç kimseye bir faydası olamaz. Bunları bırakalım bir tarafa. Gelelim icraatımızla, gelelim yaklaşımlarımızla, ilkelerimizle, siyaset üretelim bu memleket için, bu ülke için üretelim ve bununla yarışalım, kendimizi toplumun karşısında bu şekilde gidelim.
Harran Üniversitesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında şehitlerimiz ve gazilerimizi anma günü paneli düzenlendi. Eğitim, Fen Edebiyat ve İlahiyat Fakültelerinin işbirliğiyle Osman Bey Yerleşkesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele Rektör Profesör Doktor Ramazan Taşaltın, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Öğretim Elemanları ve Öğrenciler katıldı. İstiklal Marşımız ve şehitlerimizin ruhlarına okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Rektör Profesör Doktor Ramazan Taşaltın bir açılış konuşması yaptı. Şimdi yalan üstüne dava edilen hiçbir şey doğru olmaz. Bunlar yalan üstüne davadan bina ettiler. Kazansalardı büyük bir tahrip yapacaklardı. Yakıp yıkacaklardı. Haklı mı olacaklardı? Hayır. Şimdi hala devam edenlere haklı mı olursunuz? Türkiye'yi yaktınız, yıktınız, kazandınız. Haklı mı olacaksınız? Hayır, haklı olmayacaksınız. Yani günahınızı daha da artıracaksınız. Rektör Taşaltı'nın konuşmalarının ardından 15 Temmuz'la ilgili hazırlanan film gösterimi yapıldı. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hüseyin Akpınar ve grubu tarafından müzikli şiir dinletisi ve salağı okunmasından sonra panele geçildi. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Hasan Akan'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Musa Kazım Yılmaz ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdullah Ekinci birer konuşma yaptılar. Sadece ve sadece bir iktidar değişimi olarak darbeleri hep gördük. Hep bize anlatıldı. Aslında darbeler sadece bir iktidar değişimi değil. Darbeler bir ihtirasın, sınırsız bir ihtirasın hayat bulmasıdır. İslam tarihinde bazen kendi etraflarında toparladıkları insanları başka maksatlara yönlendirmek suretiyle, yani esas maksadın dışına taşırarak başka maksatlara yönlendirmek isteyen insanlar da olmuştur. İşte biz bunlara cemaat diyemiyoruz. Bunlar karışıklık ve fesat zamanlarında kendi şahsiyetlerini öne çıkarmak için, şahsi yardımcılık için böyle bir şeye başvuruyorlar. Bunların cemaatle elbette ki ilgisi yoktur. Bunlar birer örgüt ve gizli teşkilattır. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Kızlar Kırsal Mahallesi'ndeki gençlerin sentetik çim saha talebini yerine getirdi. Başkan Baydilli, kırsaldaki gençlerimizin de spor yapmalarını istiyoruz dedi. Karaköprü Belediyesi, Kızlar Kırsal Mahallesi'nde kısa bir süre önce temelini attığı sentetik çim sahayı düzenlenen törenle hizmete sundu. Sentetik çim sahanın açılışına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü Belediye Meclis Başkan Vekili Bekir Sıtkı Akyol, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Karaköprü Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Mahalle Muhtarı ve Kızlar Mahallesi sakinleri katıldı. Sentetik çim sahanın açılış kurdelasını çocuklarla birlikte kesen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, gençliğe verdikleri önemden bahsetti. Karaköprü Belediyesi olarak her alanda hizmetin yanında özellikle toplu taşımalı eğitimin yapıldığı yerlerde de bizim oradaki çocuklar, gençler için ve özellikle bölgeden o toplu taşımalı eğitimle buraya gelen çocukların boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri için bugün Kızlar Mahallemizde temelini attık, bitirip bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz sem sahasının yanındayız. Tabii bizim için önemli olan özellikle gençlerin okuması, gençlerin hayata tutunması, onların geleceğin yöneticileri, geleceğin mühendisleri, doktorları olacağıdır. Ondan dolayı bizlerin onları okumanın yanında boş zamanlarını da sporla değerlendirip vakitlerini dolu dolu geçirmesidir. Bundan dolayı biz Karaköprü'de şu ana kadar 13 tane sem sahamızı bitirip vatandaşın hizmetine sunduk ve bugün burada açılışını gerçekleştirip burada biz de kaleye birer tane gol atarak burayı hizmete açacağız. Ben kızlardaki bu sem sahasının hem kızlar mahallemize, hem kızların gençlerine, hem toplu taşımalı eğitimle buraya gelen tüm öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Allah hayırlı etsin. AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ise sentetik çim sahanın açılışında emeği geçen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve ekibine teşekkür etti. Açılışın ardından Başkan Baydilli, kırsal mahalledeki çocuklarla yakından ilgilenirken davetlerle birlikte penaltı atışı kullandı. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizi noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.